Merhabalar, kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı personel alım duyurusu var. Duyuruyla ilgili olarak kontenjanlar hakkında ve başvurularımızı nereden nasıl gerçekleştireceğiz bu konular hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Birinci grupta karşımıza ekonomi ve maliye grubu çıkmaktadır. İlgili bölüm şartımız burada yer almakta. 10 adet atama gerçekleştirilecek, yazılı sınava çağrılacak aday sayımız 200 olarak belirlenmiştir. KPSS puan türümüz burada belirtilmektedir ve taban puanımız her alan için 70 olarak belirlenmiştir arkadaşlar. İkinci grupta ise kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler grubu yer almaktadır. 32 arkadaşımızın ataması gerçekleştirilecek ve yazılı sınava 640 aday çağrılacaktır. Üçüncü grupta karşımıza hukuk alanı çıkmaktadır. 6 adet atama yapılacak, 120 kişi yazılı sınava çağrılacak. Bilişim grubu alanında 6 adet atama yapılacak, aynı şekilde 120 kişi yazılı sınava çağrılacaktır. Beşinci grupta iletişim ve halkla ilişkiler grubu yer almaktadır. 4 adet atama yapılacak, 80 kişi yazılı sınava çağrılacaktır ve toplamda 58 atama yapılacak, 1160 arkadaşımız yazılı sınava çağrılacak. Avukatlık alanında 2 adet atama yapılacak, yazılı sınava 40 kişi çağrılacak. Destek hizmetleri personeli için kontenjanlara baktığımız zaman büro görevlisi alanında en az lise mezunu 15 arkadaşımızın ataması yapılacak, 300 kişi yazılı sınava çağrılacak. Sekreter alanında en az lise mezunu 5 arkadaşımızın ataması yapılacak ve puan türümüz P3, P93, P94 puan türlerine sahipseniz ilgili ilana başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sınava katılma koşullarına baktığımız zaman giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşına doldurmamış olmanız gerekiyor. Ayrıca genel şartları da taşımamız bizler için oldukça önemlidir. Uzman yardımcısı ve avukat için ilgili şartlar burada yer almaktadır. Başvurularımız 26 Nisan'da başlayacak ve 17 Mayıs'a kadar devam edecektir. Başvurularımızı burada belirtilen internet adresi üzerinden online bir şekilde gerçekleştireceğiz. Elektronik ortamda bizlerden istenilecek belgeler var. Bu belgelere baktığımız zaman mezuniyet belgemiz, KPSS sonuç belgesi, uzman yardımcıları için YDS veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerli olan sonuç belgesinin aslı, avukatlar için stajını tamamladığına dair belge ya da avukatlık ruhsatı, TC kimlik numaranızın beyanı, adli sicil beyanı veriyoruz E-Devlet sistemi üzerinden, yazılı özgeçmiş, son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafımız bizlerden istenilmektedir. Başvurumuzun linki burada yer almaktadır arkadaşlar. Ben videonun açıklamalar kısmına ilgili linki bırakacağım. Sizler de belirtilen tarihler içerisinde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Tabii şartlarınız tutuyorsa. Yazılı giriş sınavımız 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10'da Ankara'da yapılacaktır. Adaylar Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanacak sınav giriş belgelerini 31 Mayıs-5 Haziran 2021 tarihleri arasında burada belirtilen internet adresi üzerinden temin edecekler. Her meslek dalı için farklı konular ifade edilmektedir. Yazılı sınavda soruların %50'si lisans eğitimine ait mesleki bilgiden, %25'i genel kültür, %25'i Avrupa Birliği ve Ajansı'nın görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır. İlgili detaylar burada yer almaktadır arkadaşlar. Destek personeline başvuru yapacak olan arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken nokta burada yer alıyor. Sözlü sınava girişte ise sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu, özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığınız, genel yetenek, genel kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığınızdan sınava tabi tutulacaksınız. Sınavda başarılı olabilmeniz için en az 70 puan almış olmanız gerekiyor. Aritmatik ortalamalar alınarak bir atama gerçekleştirilecek. Umarım başvuru yapacak olan arkadaşlarımız için hayırlı ve uğurlu olur. Sonuçlar açıklandığı an atandığınızın haberini alırız. Tüm ayrıntıları ilgili linkten takip edeceksiniz arkadaşlar. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.